Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle 3x3 er Rubik Küp'te çıkarma ve birleştirmeyi yapacağız. Arkadaşlar video geçmeden önce sağ üst köşeden Metin Aydın Uşan adlı kanala abone olmayı unutmayalım. Kendisi de en son dev bir Rubik Küp kutu açılımı videosu çekti ve videolarına devam edecek. Evet devam edelim. Rubik Küp'te şöyle çapraz bir pozisyonda getiriyoruz küpümüzü ki şu parçayı daha rahat çıkaralım. Sonra Görmüş olduğunuz gibi çıkarıyoruz. Merak etmeyin. Kırılacağını sanmıyorum. O <laughs> şu parça dönmüş ha. Neyse. Evet bunu çıkarıyoruz. Sonra buradan yavaş yavaş hepsini teker teker çıkarıyoruz. Bu arada küp e, soranlar oluyor. Hangi marka olduğunu. MF3RS e, MF3RS'i şey, Lightech'ten aldım. Onda çok fazla sorun oluyor. Nereden aldığını. incelemesini falan belki sağ üst köşeye koyabilirim. Kutu açılımı falan hepsi var zaten. Tamam. Evet böyle elimizde çıkartıyoruz. Sonra şöyle bir Ya bu parçası. Şöyle içinde göstereyim. Sonra böyle bir şey çıkıyor. Böyle bir şey var. Mekanizması var içinde. Ne çıktı ya? Hah. Abi bir tane daha çıkmış. Ya bu cep çıkıyor ama. Neyse. Evet sonra şunu çıkartalım da sonra. Evet mekanizması böyle. Ee, çoğu küpün zaten mekanizması böyle. Ee, şimdi bunu nasıl birleştireceğiz? Mesela şöyle bir parça alalım. Bu ne? Sarı kırmızı Galatasaray. Bunu buraya koyuyoruz. Eee onu oraya koyduktan sonra diğer parçaları tabi alacağız. Şöyle göstereyim. Evet bunu buraya koyuyoruz. Sonra hemen sarı kırmızı bulalım. Evet sarı kırmızı bulduk. Şuraya onu buraya koyuyor, yerleştiriyoruz. O parçalar ne daldı? Neyse. Evet şimdi bunu buraya yerleştirdik. Ee, i̇lk önce orta parçaları yapayım ya bu şeye gerek yok. İlk önce arkadaşlar şeyleri koyacağız. Şu sarı kırmızı gibi bu sefer burada ne vardı? Sarı mavi şey kırmızı mavi koyuyoruz. Ya da kırmızı şey. Kırmızı beyaz fark etmez. Kırmızı mavi nerede? Kırmızı yeşil. Bakın rahat rahat. Çok basit yani. Bir zorlanma olmuyor. bu arada video beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Klasikleşen bir söz söyleyelim de. Evet. İlk önce yapmamız gerekenler bu orta parçaların artı bir şeklinde yapmak. Sonra yaptık ya bunu alta koyuyoruz. Ve daha ki gösterdiğim parçaları yavaş yavaş ekliyoruz. Yani şu parça mesela. Şöyle. Sonra evet bu parça sonra ne oldu buraya neyse görüyorsunuz herhalde ee, şurada bir kopma var ama neyse onu yapacağız. Evet sonra sarı şeyi buluyoruz hangisiydi bir dakika. Evet bu parça. Bu parça değil mi? Yok yok kırmızı olacak. E, kırmızı olan parçaları bir alalım şimdi hemen. Şu parça. Evet. Bu arada ben bunu ilk kez parçalarını çıkardım yani. Yani zor ama öyle demiyorum fakat. Evet şimdi bir şeyi yaptık. Hemen şurada Şu parça çıkmıştı onu da takalım. Bu bir tarafı yaptıktan sonra diğerleri de daha basitleşiyor zaten. Evet Şimdi hemen Yavaş yavaş hemen hızlı hızlı diğerlerini takalım. Çok basit yani normal parçaları takıyorsunuz. Nerede 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 hızlı olmam lazım. Bayağı uzadı çünkü video. Neyse bunu sonra şey yapacağım. Sonra şu parça. Sonra ortaları takıyoruz. Ah yanlışlık. <laughs> sonra ortaları yani hepsinin ortasını değil de ilk o, önce bir ortayı taktım sonra köşeleri takıyorum. Hemen diğer köşeyi takıyoruz. Nerede o? Nerede o? Hadi. Diğer köşeyi taktık. Sonra şu ortayı takalım. Yani Evet sonra bu köşeyi takıyoruz. Sonra şu ortaya takalım. Sonra bu köşeyi takıyoruz. Ve en son olarak da bu ortayı takıp bitiriyoruz. Sonra orta parçaları çıkmıştır diyorsanız. Evet küpümüz eski şekline döndü. Arkadaşlar video beğenmeyi unutmayın. Umarım anlatmak istediğimi anlamışsınızdır. Hoşçakalın selametle kalın.